Dance Music 83-86. Konuştuklarına sadece güler geçerim. Kardeş bir sayfa yazı yazmışsın ya. Gül geç, geçmemişsin. Konuştuklarına sadece gülüp geçerim ama bir dakika 35 dakika boyunca klavyeden yazmam lazım. Oğlum gül geç işte anasını satayım ne? Gördüğün çıkış yolu yok mecaza bağlayayım diyorsun. Tamam düşünelim ki bu sen diyen gibi olsun. Zariyat suresi 47, Neml suresi 88. Oğlum ben ezbere bilmek zorunda mıyım bunları yani? Gerçi bütün bunları ezbere biliyorum ayrı konu. Niye biliyorsam? Hafız mıyım abi? Kur'an kursu mu aldık yani yıllarca? Ben bir dakika ya hakikaten bakayım Zariyat 47, Neml 88, Rad. Hepsi ezberimde ya. Aa, Enbiya 30, Hicri. Aa, ulan beynimi ne kadar şeylerle doldurmuşum yani. Şu an resmen bir şaşırdım yani kendime. Din öğretmeni olur mu? Ben bunları niye biliyorum ya? Neyse devam edeyim. Bunun gibi daha ne kadar bilimsel mucizeler. Üstelik benim İslam'a inanmam için yüzlerce delil var. Peki şimdi sen benim ateizme inanmam için bir neden söyle. Sadece bir neden. İnanma kardeşim sen. Bir de ateizme inanmak ne ya? Bak ateizm felsefi bir inanç. Eyvallah. Bir pozisyon. Ama ateizm bir din değil. Ben ateizme inanıyorum. Hadi yarın ateizme inanak. Böyle bir şey yok ki. Sen bir kere çok yanlış gelmişsin yani. Ayrıca bu ayetlerin hepsine dair videom var zaten. Bunu geçtim artık. Mucize muhabbeti bitmedi mi ya? Hala mucize falan. Zariyat 47, yerler ve gök bitişikken biz onları ayırdık. Gördünüz mü nasıl ama? Ne yani? Çıkın artık bu kafadan. Biraz daha bir aşın kendinizi arkadaşlar. Bunlar 12 yaşındayken Ömer Çelakıl gibi insanların televizyonda anlattığı ve bizim de duyduğumuz şeylerdi. Buydu yani. O kadar ama ondan ibaret. 99'da, 2000'de falan bitti bu akım. Niye hala devam ettiriyorsunuz? Aklı başında hiçbir ilahiyatçı bunlarla gelmez. Evet bu arkadaşın 100 tane sebebi varmış inanmak için. Arkadaşı tebrik ediyoruz. Yarın gideyim de ateizm tanrısına bir namaz kılayım. Engin Aydın 984. Musa senin arkadaşın değil Hazreti Musa. Musa benim arkadaşım değil de ben de Hazreti Musa değilim kardeş. Musa senin arkadaşın değil deyip bana Hazreti Musa demiş ya. Ben de senin arkadaşın değilim arkadaşım. Demek gibi bir şey bu yani. Ben Hazreti Musa değilim. Yanlış anlaşılma olmasın. Hiçbir şeyi ikiye böldüğüm yok. Tek ikiye böldüğüm şey saçlarım böyle ikiye ayırıyorum. Araya virgül koy virgül. Bak Musa senin arkadaşın değil. Ünlem mesela. Değil ya burada vurgulayacaksın. Hazreti Musa diyeceksin. Onu da ekle. Noktayı koy. Veya arkadaşım değil virgül. Hazreti Musa diyeceksin. Ünlem. Türkçe mi öğretem sana? Engin. Düşün bak. Bana laf sokacaksın diye veya bana sataşacaksın diye günaha girdin oğlum. Mal mısın sen evlat? Bir Hazreti Musa olmadığım kalmış daha. E benden olsa olsa biraz şöyle sakal bıraksam. İsa olur belki ama onun da akıbeti güzel değil be abi. Şişliyorlar, kırbaçlıyorlar, ölüyor. 3 gün sonra bir daha... Ben mutlu mutlu yaşayayım, bilgisayarımda oturayım. Hiçbir peygamber olmayı özenmiyorum. Hiçbir peygamberin hayatını özenmiyorum. Muhammed peygamberin Medine devrindeki hayatı gerçi özenmeye müsait bir hayat adam. Neyse oraya girmeyeyim. Ben böyle mutluyum ya. Ben almayayım. Detroit desteğin için teşekkür ediyorum. Sabrına hayranım demişsin. Ya gülmeden, tiye almadan bunlarla uğraşılmaz. Ciddiye alırsan tribe giriyorsun, gıcık oluyorsun, kızıyorsun, küfretmek istiyorsun. İnsansın, normal. Bunların anlayacağı dilden konuşacağım, böyle. Mustafa Cıra, ölüme çözüm bul, mezarlığı kapat sana inanayım. Bir dakika, ölüme çözüm bulu konuşacağız da mezarlığı kapat ne lan? 1000 tane mezarlık var oğlum, hangi mezarlığı kapatayım? Söğütlü Çeşme mezarlığını kapatayım, ne oldu inanacaksın mı? Ben bekçi miyim oğlum? Genel mezarlıkları kapat demek istiyorsun, kimse ölmesin. Anladım da, ölüme çözüm bul sana inanayım ne demek ya? Ölüme çözüm bulsam YouTube'da mı konuşurum? Mal. Ölüme çözüm bulmuş olsam bunu satarım. Milyar dolarlık bir fiyatı olur bunun. Hayatım kurtulur. Bir tek böyle eğitimli, yüksek IQ'lu insanların kullanmasına izin veririm. Sözleşme yaparım. Akıllı insanlar sonsuza kadar yaşar. Senin gibi mallar da ölür gider. Sizden kurtulmuş oluruz yani. Ölüme çözüm bul sana inanayım. Birincisi bana inanman gerekmiyor. İkincisi ya peygamber ölüme çözüm mü bulmuş da peygambere inanıyorsun? Gerçi mantıken bulmuş. Ahiretten falan bahsediyor ya. Öldükten sonra sonsuza kadar cennet cehennem. Ölmüyorsun aslında. Ölmenin bir anlamı kalmıyor. Hani ölümü ölümsüz olmaya çevirmiş adam. Öldükten sonra hiç ölmeyeceksin. Onu ben de söyleyeyim. Tamam ölüme çözüm bulmak buysa kardeşim öldükten sonra Dioizm diye bir bölge var. Ben yönetiyorum orayı şahsen. İyi de kurdum inşa ettim. Tadilat konusunda iyiyimdir. Oraya gideceğiz. Ölüme çözüm buldum. Hadi gel bana inan şimdi. Hayır, kafalara bak lan sanki kendi inandıkları din ölüme çözüm bulmuş, NASA'yı kurmuş, CERN'ü kurmuş, böyle bizi başka gezegenlere yerleştirmiş, bilimi aşmış da ondan inanmışlar. Adam devenin götünde şu vardır diyor, aa mucize falan diye bir anda inanıyorsunuz. Sonra bizden
Hiç kimsenin başaramadığı şeyleri başarmamızı bekliyorsunuz. Bir de ölüme çözüm bulacak olsam ya Mustafa bana inansın diye bulmam bence ya. Daha iyi bir motivasyon kaynağım olur diye düşünüyorum yani. Sana kaldıysak o çok vasat bir mücadele olur. Bak bu da birkaç tane profilden gelen işte Türk ateistlerini nokta nokta yapayım. İbrahim K'ye. Birkaç tane daha profili vardı bunun. Korkak Daimon işine gelmeyen yorumları siliyor. Biraz önce videosunda yorum yazdım görünmüyor. Neyse bu arkadaş 100 tane profilden gelip 100 tane yorum attığı için YouTube bunu spam yorumlara koymuş. İncelenmesi gereken yorumlar diye. Çünkü bir sıkıntı olduğu belli yani. Reklam mı yapılıyor, saldırı mı var? Bu da diyor ki Korkak Diamond işine gelmeyen yorumları siliyor. Biraz önce videosunda yazdım görünmüyor. Abi yazdığın yorum bu. Bu yorumu niye 9-10 tane farklı profilden 100 kere attın ya? Niye yani? Diamond'u geçtim, yazım hatalarını geçtim. Nickname'ini, bu ateist düşmanlığını geçtim. Oğlum bu nasıl bir işsizlik, bu nasıl bir zeka? Ve bunlar gidiyorlar işine gelmeyen yorumları falan diyorlar. Abi sen bana gelirsen, 100 tane yorumdan sallarsan, spam yaparsan veya işte komple caps lock'la yazarsan, küfredersen, başka profillerin linkini atarsan zaten YouTube bunu otomatik engelliyor. Benim yapmama gerek yok. Aha otomatik spama koymuş mesela bak. Ben uğraşmadım bile. Geri zekalısınız, geri zekalı. Veya sinsisiniz, bile bile spam yapıp engellenmeyi bekliyorsunuz ve diyeceksiniz ki sonra bak Diamond beni engelledi ha. Başka kanalların altında böyle yorumlar atarak bir profil yaratacaksınız. İnsanların gözünde herkesi engelliyor olacağım. Hayır abi ben herkesi engellemiyorum. Ben senin gibi geri zekalıları engelliyorum. Ben kanalımda geri zekalı istemiyorum ya. En doğal hakkım bu. Burası benim çöplüğüm ya. Benim kendi kanalım ben kurdum. 4 yıldır ben video atıyorum. Başka bir ortağı yok buranın. Kendi başıma yönetiyorum. Yani bir asistanım falan da yok. Videosunu kendim çekiyorum, araştırmasını kendim yapıyorum. Animasyonlarıyla kendim uğraşıyorum. Her şeyi bende. Niye ben bu kanala, emek verdiğim ortama senin gibi bir beyinsizi koyayım ki? Süper bir lokanta açtın. Tertemiz böyle, çok güzel. İçeri ayağı çamurlu, etrafa kusan bir adamı alır mıydın? Ben de almıyorum. Yani ben kendi evime nasıl tanımadığım insanları almıyorsam, kendi YouTube'uma da geri zekalı insanları almıyorum. Tercihime saygı duyun. Başka bir spam. Bak bak 4 tane profilden gelmiş. Daha da var. Daha da var. Böyle 1000 tane profil de geliyorlar. Hepsinin 15-20 tane bot hesabı olduğu için, hepsi böyle troll ordusuyla gezdiği için siz bunları görmüyorsunuz. Biz uğraşıyoruz. Furkan Ergün, Yasin Taha, HGGFFF, Doğru Remix. 1000 tane de isim açmış ve yazdığı yoruma bak bak. Aranızda bir tane bile akıllı genç yok. Ne ekonomi, ne politika, ne tarih bilen bir kitle var burada. Allah'a çok şükür Teknofest gençleri sizin gibi gereksiz TikTokçu bir şeyler. Bak aranızda bir tane bile akıllı genç yok demiş. Ama kendisinin akıllı olduğunu düşünüyor. Böyle 100 tane profilde YouTube profillerinin altına spam yapan, milleti taciz eden, ne bileyim troll saldırısı yapan, başka işi olmayan bu ergen arkadaşımız kendini akıllı zannediyor. Bu adam akıllı, vasıflı, süper zeka, siz malsınız arkadaşlar. Ben bunlarla uğraşıyorum. Bak size burada yayınlarda bir iki tane gösteriyorum. Çünkü aynı, mesela şimdi iki tane spam gösterdim değil mi? Bu da üçüncü spam galiba. Aynı şekilde 10 tane daha spam yorumu göstereyim. Söyleyecek başka bir şeyim yok ki, aynı. Tipler aynı, yorumlar aynı, olay aynı. Ben LoveIQ'da 100 tane spam göstersem mesela sıkıcı olmaz mı? Ben bu yüzden bir iki tane koyuyorum, geçiyorum. Ama ben böyle 1000 taneyle uğraşıyorum. Her gün 9-10 tane profil banlıyorum ben bu şekilde. Ondan sonra da Diamond'ın işte tahammülü azaldı. Eskiden böyle değildi. Eskiden bu kadar insanla uğraşmıyorduk ya abi. 5000 aboneydim, 10.000 aboneydim. Günde 10 tane yorum geliyordu. Bir tane mal vardı. Bir tane malla uğraşıyorum, gülüyorum, geçiyorum. Şimdi günde 1000 tane yorum geliyor. 100 tane malla uğraşıyorum. Sabır kalmıyor artık bir yerden sonra.